Herkese Perşembe gününden günaydın arkadaşlar. Dün vlog izleyenler maalesef biliyor ki dün gece hastaneye gitmiştik ve sabah da tekrar gittik. Sabah 5.30'da. Çünkü Zeyd Mirza karnı ağrısından bir gram uyku uyuyamadı. Demiştim zaten mide bağırsak enfeksiyonu olmuş. O yüzden karnı taş gibiydi ve midesi boş olduğu halde sürekli istifra ediyordu ve çok zorlanıyordu, hani midesi boş olduğu için böyle mosmor olmuştu ve çok titriyordu. O yüzden tekrar götürdük, kan falan aldılar bu sefer, hani kanı temiz çıktı. Ama doktor dedi ki eğer tekrar böyle yoğun kusarsa mutlaka getirin dediler. Şu ana kadar çok şükür diyeyim kusmadı, sadece ateşleniyor, yani daha devam ediyor ateşi. Sabah 5.30'da gittik, 7.30'da evdeydik, 8 gibi uyuduk ve 11'e kadar, yani 3 saat uyuduk. Tabi gece de yine böyle bir daldı bir uyandı, bir daldı bir uyandı, hani derin uyku uyumamıştı. Sonra uyandığında zaten yine 40 derece ateşi vardı. Sonra düşürdüm ateşini, şu an iyi çok şükür. Öyle. Şimdi ben de birazdan kahvaltı hazırlayacağım. Bu arada ben de yani o kadar bitkin bir durumdayım ki galiba tipimden de anlaşılıyor hasta olduğum. Hani günlerdir zaten öksürük ve boğaz ağrım vardı. Şimdi üzerine bir de grip eklendi. Umarım korona değilimdir. Yani tat alıyorum şu an ama korona sanki geri geliyor. Çünkü daha geçen Güldane de koronaydı. O da atlattı daha yeni. Vallahi bu sıralar herkese böyle bir salgın var. Umarım tekrar o korona dönemine girmeyiz. Çünkü çok yoğunlaştı bu durum. Her neyse, son durumlar böyle. Sizi de güncelleyeyim dedim. Şimdi hep beraber kahvaltıyı hazırlayalım. Biraz böyle enerjimiz olsun. Yani pek iştahım yok ama yani yemek zorundayız iyi olmak için. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Thank you.
Ve Doktor Zeyd Mirza'ya bunu yazmıştı arkadaşlar şey için. Normolit belki biliyorsunuzdur, böyle hani kaybettiği sıvıları hani tekrar alsın diye hani vücudundan çıkardı. Böyle içinde 10 tane şeyi var. Torbası var ama Zeyd hani kandıramıyoruz, tadını alıyor. Zar zor biraz biraz içiriyoruz aslında, günde 1-2 içmesi lazım bu torbalardan. Ama bir tanesini zor bitiriyoruz. Neyse, ona şükür bu şekilde. Ama bugün daha çok şükür hiç istifra etmedi. Dün mesela çok yapmıştı gerçekten, ama bu gece nasıl olacak tabii ki de bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. Bir de şöyle Nurofen yazmıştı. Yani zaten evde de vardı Mexalen fitil. Bu ama 125 mg. Bendekiler 250 mg. Ama bu Nurofen olduğu için bu biraz daha şeymiş, yüksekmiş, o yüzden bunu verdi, bilmiyorum. Nurofen'in bu arada bende şurubu da var. Bu fitil olmadığı için bunu da yazmak istedi. Ateşi 40 dereceye falan gelirse de bunu veriyoruz. Bunu da zaten hani her 5-6 saate bir eğer ateş olursa o zaman yani. Bu şekilde bunları da bir göstereyim dedim sizlere. Canlar, aradan saatler geçti. Ben inanın hiçbir şey çekemedim çünkü hiç iyi değilim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ama işte anne olunca ayakta durmak zorundayım. Şu an yemek yapıyorum, akşam yemeği. Pratik bir şeyler yapacağım tabii ki de. Şöyle tavuk göğsü doğradım biraz. Onu kavuruyorum. Sos yapacağım. Şöyle kapya biber, kabak ve şey krema kullanacağım. Burada da makarnamı haşlıyorum. Yanına da bir cacık yaparım. Turşumuz var. Allah bereket versin. Bugün de böyle olur. Şimdi makarnamı ekleyeceğim. Bu arada Zeyd ve Akif de dışarı çıktılar. Çünkü Zeyd dışarı çıkmak istedi. Biz de sıkı giydirdik. Hani biraz hava alsın diye. Çünkü onun da evde canı sıkılıyor. Hiç oyun falan da oynamak istemiyor. O yüzden dedik ki en azından biraz götür. Hani hava alsın. Ben de rahatça yemeği hazırlayayım. Ay valla bu hastalık gerçekten fena yani. Her şeyin başı sağlık. Rabbim herkese sağlık versin. Çünkü çok zor gerçekten. Şurada biberlerimi de ekleyeyim. Hemen kabağımı da doğrayacağım. Bir elle tabii biraz sıkıntı. Makarnam haşlandı. Şurada da sebzelerim şöyle pişiyor. Birazdan kremasını ekleyeceğim. Allah kusura bakmayın. Şurada da şöyle salatalıkları ince ince doğradım. Cacık yapacağım. Şu yoğurdu kullandım. Mayonez, sarımsak, tuz, bir de nane. Bunları şimdi güzelce karıştıracağım. Sonra salatalığımı ekleyeceğim. Çok lezzetli oluyor böyle mayonezle falan. Tabii şimdi bir elle yine zor. Tek göstermek istedim. Ben hemen bunu halledeyim. Hadi bakalım. Çöplerimi de burada biriktirdim. Atacağım şimdi. Canlar, sosum hazır. Şöyle göstereyim. Mis gibi oldu. Tam netlemiyor. Şöyle cacığım da hazır, turşu. Bu arada Akif ve Zeyd dışarı çıktı söyledim. Ay, bende akıl kalmadı. Onları bekliyorum. Ondan sonra indireceğim inşallah. Ertesi günden herkese selam arkadaşlar. Dün hiçbir şekilde devam çekemedim. Zaten eminim anlıyorsunuzdur nedenini. Yani bir türlü toparlayamadım ben de. Zeyd Mirza deseniz hala aynı yani. Bir değişen bir şey yok maalesef. Hep ateşi 39-40 arasına gidip geliyor yani. Bir kısa süreliğine 38'e düşüyor, sonra hemen yine çıkıyor. Yani çok fena gerçekten. Uzun zaman sonra bu kadar ağır bir ateş geçiriyor. Umarım bir an önce iyileşir. Zaten ben de şifayı kaptım. O yüzden yani bayağı sıkıntılı. Tabii ben önemsizim. Evet, çok bitkin görünüyorum ama yeter ki oğlum iyi olsun. Onun için tabii ki de ayakta durmam gerekiyor. Kahvaltı yaptık, iyi kötü tost yaptım bugün sadece. Çünkü dün kendimi yine biraz daha hissediyordum ama bugün tamamen böyle yani iyi değilim. Tek tost yaptım, Zeyt de sadece yarım tost yedi de buna şükür. Normal yani, iştah yok.
En azından biraz midesine bir şey girdi ve çıkarmıyor yani dünden beri, çok şükür. Ay ben de bir duş aldım vallahi, kendime geldim biraz. bu da kendime gelmiş halim. Çamaşırım vardı, kurutma makinesinde onu katladım. Şimdi hemen bir posta daha çalıştıracağım. Beyazları çalıştırmayı düşünüyorum. Açık renkli, daha doğrusu herhalde. Aynen, açık renkliler. Öyle vallahi. Bulaşık makinesini boşalttım. Şimdi evi süpüreceğim. Aslında bir tuvalet banyo silinmesi lazım ama duruma göre bakarım. Tuvalet daha önemli. Önce tuvaleti silerim büyük ihtimal. Hani zaten sürekli üstünden siliyorum, öyle pislenmiyor ama haliyle tabii tozlanıyor yine her yer. O yüzden bir üstünden geçmem gerekiyor. Şu saçlarımı bir taradım. Taramışken de size açayım dedim çünkü gerçekten fırsat olmuyor yani. Sürekli böyle yatma modundayız. O yüzden biraz zor yani. Böyle camlarım. Dudaklarım çok kuru. Hemen bir lip balm sürmek istiyorum. Şurayı bir temizleyeyim. Çok az dökülüyor artık saçlarım. Ay maşallah diyelim de. Bu arada günlerdir de vitamin hapımı da içmiyorum yani. Hiç akıl kalmadı gerçekten. Unutuyorum. Şimdi aklıma gelmişken, saç demişken içim var. Şöyle bir lip balm hemen süreceğim. Çünkü çok böyle kuru. Bilmiyorum gözüküyor ama gözüküyordur eminim. Kaşlarım da bayağı uzamış. Kesilip alınması gerekiyor. Canlar, birkaç gün önce Temu'dan da siparişim gelmişti ama hepsini açamadım bile. İnanın ne enerjim vardı ne de fırsat oldu. Bütün bu koşturmacadan. Neyse şimdi sizlerle birlikte açayım. Zaten böyle ufak tefek şeyler aslında. İlk şunları göstereyim, bunlar açıkta diye. Şöyle Temu'dan kendime uzun çorap sipariş ettim. Şimdi kış için sıcak tutsun diye. Böyle hepsini aynı renk aldım. Gayet de güzel çıktı kalitesi. Hani hoşuma gitti. Fiyatı da uygundu. Şöyle çoraplar lazım oluyor. Hani böyle spor ayakkabısıyla falan giyince de çok güzel oluyor bence. Bunları aldım. Yıkamam lazım. Ondan sonrasından bir bileklik almışım. Bunu da hemen beraber açalım. Biraz böyle kendimi toparlamışken sizlerle birlikte bakalım. Çok güzel bakın. Bayağı güzel duruyor. Bu da aynı Pandora gibi açılıyor zaten. Görüyorsunuz. Çok güzel. Bayıldım. Sonra küpe sipariş ettim. Bu küpeler de çok çok güzel. Gerçekten çok severek aldım bunları. Bakın böyle damla gibi duruyor. Gümüş. Çok iyi değil mi? Bunlar sanırsam Bottega Veneta'nın şeyleri. Muadilleri. Bakın şöyle. Ben çok sevdim. Çok güzel duruyor. Takınca şu şekil düşünün. Böyle drop. Damla işte. Bunları da çıkartayım. Dolabıma koyayım. Evet. Bunlar böyle. Sonrasından yine çorap var. Bu da babet çorabı herhalde. Bunu da kendime aldım da büyük mü duruyor sanki? Bilmiyorum. Neyse. Şöyle çoraplar. İçinde 3-4-5 tane var. Büyük gelirse Akif'e veririm. Şu şekilde. Sonrasından bunu tam çözemedim de herhalde bu artık sipariş ettiği bir şey. Bir bakalım, bilmiyorum. Bu ne kız? Ha, tamam anladım. Vizit kartlarını koymak için. Şöyle kartları koymak için. Muhtemelen bunlar kocişin. Sonra şurada Axe'ların yine aynı şekilde muadili var. Bundan aldım ama kocaman çıktı bakın. Yani ben 39 aldım diye hatırlıyorum ama dev gibi gözüküyor. Henüz denemedim ama bakacağız. Ay bu ne? 41. Şu
Şaka mı? Ya da öyle mi gözüküyor? Ama iç de ağır. Aa, bunu hemen deneyeceğim. Ama niye 41? Kesin yanlış gönderdiler. Ben bir buna ulaşayım yani. Şeyden, siparişlerden. Yanlış numara göndermişsiniz diye. Ben de diyorum canım neden bu kadar dev gibi. Ama çok sıcak tutuyorlar baksanıza. Bunlar bu arada dışarıda giyiyorlar işte uzun çoraplarla. Bu çok büyük, bunu böyle giyemem. Ama çok hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Tabii biraz cesaret de istemiyor değil. Ama bence güzel kombin edilince neden olmasın. Çok büyük ama dev gibi. Bir tane de çanta var sonra. Temu'dan şimdiye kadar sipariş ettim. Çantalar hep çok çok güzeldi. O yüzden dedim ki bir tane de beyaz sipariş vereyim. Hiç böyle beyaz çantam yok. Günlük. Ay bakın. Hep böyle ünlü markaların şeyleri gibi duruyor. Ay kemeri de çok güzel. Kalın tam istediğim gibi. Çünkü günlük ihtiyacım vardı beyaz bir renge. Çünkü bazen giyiyordum üstüme. Siyah falan uymuyordu. Beyaz gerekiyordu. O yüzden alıyorum. Bir de Temu'dan kuponlarım vardı. Onları değerlendirdim. Bir de şöyle bir şey de var bu arada. Bilmiyorum sizin başınıza hiç geldi mi ama mesela siparişiniz gününde gelmeyince bir gün gecikse bile size 5 euro uçayın veriyorlar. Yani kupon veriyorlar. Ve ben de kaç kez öyle oldu. Bir sürü kuponum birikti. Çoğu şeyi bedava aldım böylelikle. Tabii bilmiyorum geç gelirse işte şans işi, tesadüf. Kime denk gelirse artık. Ama benim birkaç kez başıma geldi, ne yalan söyleyeyim. Belki sizde de olmuştur. Şu an ne kadar kısa yapacağımı bilemedim ama şimdilik bir takayım ama gayet güzel görünüyor. Şöyle yandan asma geçin. Çok güzel bakın. Allah ben sevdim. Tam böyle günlük spor bir çanta. Şu gümüş takılarla da çok güzel bence kombin edilir. Neyse canlar alışverişim bu kadardı. Ben şimdi bu çöpleri bir halledeyim hemen. Ama bu ayakkabıyı deneyeceğim. Ay ama en güzel detayını unutmuşuz. Bakın bunu da asacağım buraya. Çok cool bir çanta. Ve her rengi var. İnanır mısınız? Her rengi. Ama nasıl açılır? Asacağım bunu. Aşko ne yapıyorsun? Aldık ben bunu size. Neyse bir şekilde asılıyor ama çok güzel. Şöyle mi asılıyor acaba? Bilemedim. Canlar Zeyd Mirza şu an uyuyor. Saatlerimiz 2:30 sanırsam. Ben de terlikleri denedim. Bakın. Bu arada büyüklüğüne şaşırdım ama tam oldu. Yani benim ayak numaram 39. Ve çok eminim 39 yazıyordu. Demek ki belki onlarda 39-41'dir. Böyle bakın. Ay düşeceğim şimdi. Ama aşırı rahatlar yani. Gerçekten çok pofuduk pofuduklar. Çok sevdim, çok rahat. Ve bu kış aylarında da bayağı sıcak tutar. Bir kere dışarıda kombinleyeceğim ama dışarıda giyene kadar da evde giyinim. Çünkü çok sıcacık tutuyor. Öyle vallahi canlar. Zeyd de uyudu. Ben de biraz dinleneyim yani uyumuşken. Böyle videoyu da burada sonlandırayım. Çünkü belki bugüne yetiştirebilirim videoyu. Bugün günlerden cuma bu arada. Eğer bugün gelmezse yarın gelir zaten. Hepinizi öpüyorum ve bir dahaki vloglarımda görüşmek üzere. Bay bay.